Lan tofaşım nerede? Lan oğlum tofaş nerede? Ben buraya park etmedim mi ya? Nerede oğlum bu tofaş? Oğlum kim çalar bunu? Bu karakola gitmemiz lazım. Acil acil. Merhabalar, merhabalar. Über, süper, müper video. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Gerçek Hayat'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hatırlıyorsanız geçen bölüm bir sürü şey yaşamıştık ve ilk tofaşımı burada olarak satın almıştım. Bu bölümde inşallah güzel bir şekilde tofaşımı modifiye edip artık bineceğim. Yine her sabah olduğu gibi işe gidiyorum. Neredeyse bir aydır işteyim arkadaşlar ve bayağı işi kaptım diyebilirim. Sabah sabah yine dolmuş bekliyorum. Malum hala arabamız yok. Bugünden itibaren arabamız olacak. Bu arada eğer video hoşunuza giderse aşağıdan kanalıma abone, videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. 1000 like geldiği takdirde yeni bölüm kanalda olacak. Hadi roleplay'imize başlayalım. Her sabah olduğu gibi yine Faruk çöp yiyor galiba. Bir selam verelim şuna. Selamünaleyküm Faruk. Aleykümselam. Oo abi sen yine gelmişsin ya. Hoş gelmişsin. Geliyorum oğlum her sabah soruyorum. Hoş buldum. Ne yapıyorsun? Yine çöp mü yiyorsun? Yine çöp yiyoruz. Afiyet olsun ya. Afiyet. Eyvallah abi. Biraz daha para ateşlesen abi. Geçen o kadar ateşledim de. Ya oğlum çalışıyorsun diye sen de bizi sömürüyorsun ya. Git kendi çalış. Allah Allah. Abi ben buradan tek yemeğimi çıkarıyorum. Başka nerede çalışayım? Ya kardeşim git karton marton topla. Halledersin sen. Abi bizim arkadaşlar topluyor zaten. Orada da para yok artık. Ekonomi çok battı. Yapacak bir şey yok o zaman yani. Git işe gir çalış Allah Allah. Benden para bekleme oğlum. Yardım ediyoruz da tepemize biniyorsun. Aa benim dolmuşum da geliyor zaten. Her sabah. Artık yerimi biliyordur. Alo hop. Hop başkan nasılsın? İyiyim iyiyim. Dur lan bineyim bir. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş buldum. Hadi dayım yeşil yandı hadi ilerle. Nasılsın iyi misin görüşmeli? Görüşmeli ne ya her gün görüşeceğiz zaten. O da doğru da. İyiyim iyiyim sen nasılsın peki? İyi Allah öyle. Şuradan bir öğrenci alır mısın? Hadi öğrenci olsun yine bakalım. Ya, kral kral ya. Al uzattım şuradan. Üzücü bir şey söyleyeceğim ama maalesef bundan sonra dolmuşa binmeyeceğim. Arabam var artık. Hayırlı olsun. Sağ olasın sağ olasın. Şöyle müsait bir yerde indirir misin? Daha gelsin. Yine geldik mekana. Hadi bakalım hayırlısı. Selamünaleyküm Selim Usta. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Ustam nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyiz be çok şükür işte. Sen gelene kadar bir tane araç vardı, onu yapıyordum. Bugün benim tofaşı yapıyoruz değil mi? Söz vermiştin hani. Evet evet. Zaten bu araçtan sonra başka işim kalmadı. Şimdi senin tofaşa zaman ayırabileceğim bayağı. Tamam, beraber yapalım. Efe nerede bu arada ustam? Efe'nin işi çıktı. Sabahtan bir kaza yaşandı. Ona gidi şey çekiciyle. O yüzden uzun bir süre burada olmayacak. O zaman ustam arabanın yanına bir gidelim. Bakalım bir neyi eksik. Ustam ya biz bu aracı bugün düzgün bir şekilde yapabilir miyiz? Sürebilecek kadar. Yani bugün sürebilecek kadar yaparız. Yani tavsiye etmem ama yani en azından işini görecek kadar yaparız arabayı. Ya, hiç dolmuşa para vermek istemiyorum da. O yüzden dış boya, cila falan sonra yaparız bu işleri. O zaman ustam yavaştan biz başlayalım. Ustam be ne yorulduk. Sabahtan beri benim tofaşla uğraşıyoruz ya. Bayağı bir parça değiştirdik. Şimdi akşama çok az şey yapacak kaldı. Ve ondan sonra hep beraber çalıştıracağız inşallah. Son bir değişimleri de yapalım. O zaman tofaşı bir sürüş testine sokalım ustam. Ben şöyle çayımın son yudumunu da alayım. O zaman ustam hadi gidelim şu arabayı yapalım ve çalıştırmaya bakalım. Son değişiklikleri de yaptık. O zaman ustam ben ilk çalıştırmayı deniyorum. Sen de yanıma ben ustam. Haydi bismillah. Haydi oğlum. Hadi oğlum. Hadi be. Hadi. Haydi bismillah. Oh be. Oldu be. Başardık ustam. Başardık sonunda. O zaman ben bunu bizim garajı tekrardan koyayım. Akşam dönerken alırım. Ustam o zaman ben yavaştan eve doğru kaçayım. Tamam. Tamam tofaşımı da alayım. Onunla diğer günler bu aracın diğer işleriyle uğraşırız. Pasta cilasını hallederiz. Evet arkadaşlar sonunda tofaşımı aldım. Biraz dökük ama bir hafta içerisinde biz bunu güzel bir şekilde halledeceğiz inşallah. Güzel bir tofaş haline getireceğiz. Bu ülkenin şartlarında bile olsanız ekonomi sıkıntı olsa bile çalışırsanız bu şekilde kazanabiliyorsunuz. Evime de geldim. Vay be evimin önüne araba park edecektim ha. Buradan şöyle karşıya geçelim. Artık evimin önünde arabam da var.
Evet arkadaşlar, bir haftanın sonunda lan ne oluyor oğlum, bu ne? Gerçek hayatta böyle şeyler olabilir arkadaşlar, sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar, bir haftanın sonunda Tofaş'ımızı yeniden tasarladık. Selim Usta ile beraber mükemmel bir Tofaş yaptık. Tofaş'ı arkaya sakladım. Şöyle yavaştan yanına doğru gidelim. Efsane bir Tofaş oldu. Şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. Evet, Tofaş'ımız burada. Şöyle bir arkasına bakmanızı istiyorum. Arabayı baştan aşağı inledik. Sarı bir araba tercih ettik. Bir tane plak aldık. Jantlarını değiştirdik. Camlarını değiştirdik. Bir de buraya çok güzel bir yazı yazdırdık. Pekmez olmaz, tayinsiz, delikanlı olmaz, şahinsiz. Çok kaliteli bir Tofaş haline getirdik. Yaklaşık buna 10 bin lira para harcadım ve şu an cebimde hiçbir para yok arkadaşlar. Selim Usta sağ olsun, normalde 20 bin tutacaktı ama 10 bine indirdi. Allah razı olsun. Bizim çöpçü Faruk'un yanına gideceğim şimdi. Ona bir hava atacağım hem. Hop, selam. Selamünaleyküm Faruk. Oo abi, hoş geldin. Aleykümselam. Hoş bulduk. Tofaşı getirmişsin. Getirdim. Nasıl Tofaş, beğendin mi? Bak bakalım bir. Oo çok güzel be abi. Gel bir bin, seni bir gezdireyim. Vay, binelim. Yalnız bak abi. Yalnız ağzında çöp kalmış oğlum. Tükür şunu. Dur abi bir dakika, şunu çöp atayım da daha sonra yine geleceğim, yiyeceğim çünkü. Senle bir top speed yapalım ya Tofaş'la. Abi maksimum 70 gidecek. Yapalım. İleride var ya Faruk, bir iş kurarım. Seni yanıma alırım. Beraber çalışırız. Ne dersin? Çöpçülük mü? Oğlum bırak şu çöpçülüğü ya. Sabah akşam çöpçülük. Allah'ım yarabbim. Neyse. Yavaştan ben eve döneyim. Yarın işler yoğun. Senin çöp mekanına da geldik. Hadi şöyle seni bırakayım. Ben de eve geçeyim. Tekrardan hayırlı olsun abi. Sağ olasın. Abi bir kişilik bir şey ateşle be abi. Al oğlum al hadi. 50 lira al. Eyvallah be abi. Hadi. İyi akşamlar. Görüşürüz. Hadi iyi akşamlar. Oh be, bir günü de atlattık. Yarın işim çok arkadaşlar. O yüzden hemen eve gidip yatmak istiyorum. Yine güzel bir sabah be. Şöyle Tofaş'ıma bineyim. Lan Tofaş'ım nerede? Lan oğlum Tofaş nerede? Ben buraya park etmedim mi ya? Arkada da yok. Nerede oğlum bu Tofaş? Ha Faruk şurada, bir Faruk'a sorayım. Oğlum nerede lan benim Tofaş'ım? Faruk. Abi ne oldu abi? Oğlum Tofaş'ım yok. Tofaş'ımı gördün mü sen? Yo abi nasıl yok ya? Ben aşağı sokaktaydım dedim. Nasıl olsun abi lan? Oğlum Tofaş'ımı çalmışlar lan. Nasıl çalmışlar ya abi? Oğlum kim çalar bunu? Oğlum bu mahalle güvenli mahalle. Abi bu benzinliğin de kameraları bozulmuştu ya. Şansa bak. Hayda oğlum, karakola gitmemiz lazım. Acil. Neyle gideceğiz ki abi? Oğlum bilmiyorum ya. Ne yapsak? Dolmuşa binsek? Benim param yok abi. Ateşersen gidelim. Oğlum dert etme. O zaman tam dolmuşa binelim. Karakola gidelim. Abi. Bak sen bilirsin, burada tamam. Çete mete var mı? Bir araştır, soruştur. Soruşturayım abi bizim arkadaşlar. Tamam, ben şu parayı vereyim sana. Sen arkadan dolmuşla gel. Evet. Ben önden gideceğim. Tamam abi. Eyvallah. Karakola da geldim. Faruk'un gelmesini bekliyorum. İnşallah güzel bir bilgi toplamıştır da karakolda açıklayacak bir şey bulabiliriz. Ha Faruk da geldi. Faruk. Oh efendim abi. Hoş geldin. Hoş geldin de. Bulabildin mi bir delil? Bir şey var mı? Abi bizim arkadaşlar söyledi, bir tane çete varmış abi. Çete mi varmış? Vay şerefsizler. Evet. İsimlerini falan öğrendiniz mi? Konumunu falan. Abi konumlarını bilmiyorum. Elebaşı Emre'ymiş abi. Tek onu duydum. Vay şerefsiz Emre. Neyse gel karakola bunu anlatalım. Bilgi toplayabilirler belki. Hadi. Gel koş, vakit kaybetmeyelim, arabayı parçalayabilirler, her şeyi yapabilirler, ülke dışına kaçabilirler, belli olmaz bunların işleri. Koş Faruk, girelim hemen içeri. Kolay gelsin. Eyvallah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne için geldiniz? Amir nerede acaba? Amirle görüşmemiz lazım, çok önemli bir olay oldu. Hemen götüreyim sizi. Tamam. Amirim, arkadaşlar geldi de bir olay için. Size danışmak istediler. Buyurun. Oo Faruk, hoş geldin. Hoş bulduk amirim. Nasılsınız? İyiyim Faruk. Sen nasılsın? Ben de iyi yani. Siz tanışıyor muydunuz Faruk ya? Devriyelerden karşımıza çıkıyordu bazen. Oradan tanışıyoruz. Anladım amirim. Amirim bizim çok önemli bir olayımız var. Tamam sakin ol, gel otur. Amirim hiç oturacak gibi değilim. Arabam çalındı. Hem de bir çete tarafından. Adresi verebilir misin? Hemen vereyim. Tamam. İşte amirim adres böyle. Sabah saatlerinde bir baktım. Aracım yok. Faruk da öğrenmiş ki işte bir tane çete varmış. Başları ismi Emir miymiş, Emre miymiş, öyle bir şeymiş. Evet. İşte... zaten biz de o çetenin peşindeyiz. Biz zaten biliyoruz. Siz hemen peşimden gelin. Ben bizim ekibe hemen şey yapayım. Ekip toplanın. Tamam. Baskına gidiyoruz. Faruk biz dışarıda bekleyelim. Bekleyelim abi.
Mami bak hele lan. Oğlum enayi kapının önüne tofaşı koyup gitmiş. Gördün mü? Nasıl aldım? Abini izleyeceksin. Parayı kıracaksın. Bu Lambo ile Subaru'yu götür şeye, Erkan Usta'ya ver, parçalasın. Tofaşı da biz Indiregan'da yaparız. Tamamdır. Oğlum bu ne lan? Ambulans mı, polis mi? Dur şuna bir bakayım. Hele bir yerden bir ses geliyor. Onu başımıza bela alma. Oğlum bu ne lan? Mami, Efe, aşağıda polis var lan. Nasıl? Vallahi iki tane gelmişler. Ama içinizi rahat tutun. Belki bize gelmemişlerdir. Göstermeyin lan kendinizi. Oğlum bunlar buraya geliyor. Arkadaşlar yolunuz onunla geldik galiba. Hakkınızı helal edin.